Kazandığımız üniversite tercihimiz mi diye sorduk ve konuğumuz Levent Uysal, Nişantaşı Eğitim Vakfı kurucusu. Hoş geldiniz. Birçok aslında veri üzerinden konuşabiliriz bu konuyu. Birçok sayı üzerinden, rakam üzerinden. Belki biraz daha berraklaştırır bizde konuyu bu. Öğrencilerin kaçı istediği üniversiteyi okuyabiliyor? Ya da yüzde oranı vermek mümkün mü? Burada şöyle baştan alalım. 3 milyon 500 bin tercih yapılacak. Hani aday var. Hı hı. 2023 için konuşalım. Tabii elimizdeki veri 2023 son. 3 milyon sınava giriyor. Hı hı. Buradan 1 milyon 250 bin tercih yapma hakkı kazanıyor. Hı hı. Sonuçta 925 bin boş koltuğumuz var diyelim üniversitelerde. Evet. 900 bini üniversiteyi kazanıyor. Hı hı. Aslında başarı %97. Üniversiteyi kazanmak başarıysa diyorsunuz. Evet. İşin temelinde. Tabii ki tercih yaparken yapılan mesleklerin zaten sayın hocamızın da vurguladığı gibi mesleklerin neler olduğuyla doğru orantıda bir kariyer planlaması yapılıyor. Ama buradaki eksik olan şey bu kariyer planlaması aslında lisede yapılmaya başlamalı. Hı hı. Yani liseye başladığında gençlerimiz ne olacağıyla ilgili kendi yeteneklerini belirlemeli ya da yönlendirilmeli. Önce burada bir kariyer noktasına gittiğimizde iş çok daha kolaylaşıyor. Lisenin başında mı peki? Lisenin başında zaten ortaokulda nelere ilgisi olduğu belli oluyor insanlarımızın. Burada kimi, yani öğrenciler bunu kendileri keşfedebilir mi? Anne babalar mı uyanık olmalı yoksa okullarda mı acaba yönlendirmeler olmalı? İşte en önemli şey burada rehber hocalarımız o kadar önemli ki yönlendirmede. Çünkü bir insanın hayatını belirliyor. İşte oradaki işte aritmetik düşüncesi mi, sözel düşüncesi mi ya da sağlıkla ilgili mi iş yaparsa başarılı olur, mühendislikle mi ya da sanatla ilgili mi, sporla ilgili mi? İşte bu 4 yıllık süreç içerisinde 1 ve 4. sınıfta lisede izlenmeli. Ve sonuna geldiğinde tabii ki sınav sonucuna göre yapılan deneme sınavları olsun diğer sonuçlara göre öncelikle mesleği seçimle ilgili destek verilmeli. Yani iş lisede başlıyor, lisedeki rehber hocalarla. Ama ve lakin burada faz 2'de de üniversiteye geldi, daha tercih dönemine geldi. Okulları gezmeli, okullardaki pozitif enerjiyi hissetmeli. Okuldaki rektöründen girişteki görevlisine kadar herkese diyalog kurmalı. Burada bir pozitif enerjisi var mı? Neden? 4 yıl, belki 5 6 yıl. Evet, orada okuyacak, kalacak. Her gün gelecek. Evet. İşte asıl sürdürülebilirlik orada başlıyor. Peki ya şöyle bir şey olursa bunu da size sorayım Acar Hocam. Yani üniversite tercihinde bir şekilde yaptı o zamana kadar Levent Bey'in de dediği gibi bir şekilde ipuçları verdi öğrenci, ilgi alanları, yetenekleri ve bir tercih yapıldı ama diyelim ki memnun olmadı, okulunu sevmedi. Bu mutsuzlukla genellikle sonuna kadar gidip devam mı ediliyor ki sanki öyle oluyor? Çünkü geriye dönmek ve her şeye baştan başlamak çok zor gibi. Ne yapılmalı orada? Önce biraz evvel Levent Bey dedi ki rehberlik servislerine çok görev düşüyor. Çünkü siz de dediniz bu nerede belli olur. Bir kere biliyoruz ki hayat başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Biraz evvel ben ona da bir dolaylı gönderme yapmıştım. Yatkın olduğu bir işi yapması. Çünkü nihayetinde başarıyı daha böyle kavramsal olarak tanımladığımız zaman potansiyelini hayata yansıtmak olarak tanımlıyoruz. İyi hoş da. Bu potansiyel nasıl anlaşılacak? Şimdi potansiyelin anlaşılmasının rehberlik servisine gitmeden de daha bir anlaşılır tarafı var. Yaptığı işte zamanın akıp gitmesi, o işte yorulmaması. Kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yatkınlık kendiliğinden ortaya çıkar. Burada ama dersler mi acaba dikkat etmesi? Yani şimdi, acaba ben Türkçe'de mi öğrenci zamanın önemli. Farkında olmayacak? Alan önemli nasıl burada. Alan önemli. Bilecek yani çünkü. Kişinin kendiliğinden, içinden gelen şey ne? Birincisi. Onu yaparken çünkü zaman kendiliğinden akar geçer. Yorulmaz kişi, yorulsa da tekrar oraya döner. Üçüncüsü de başkaları da görür, sen bunda iyisin der. Şimdi problem şurada çıkıyor çok kere. Neye ilgin var? Bilmem. Şimdi o neye ilgim var bilmem veya hiçbir şeye ilgim yok olunca bugünün dünyasında çok önemli bir dezavantajla başlıyor. Çünkü bugünün dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey merak. Diyoruz ki
olimpik öğrenci olmaya hazır mısınız diye bir kavram çıkarttık. Ne demek olimpik öğrenci olmak? Olimpik sporcuların özelliğine sahip olmak. Nedir olimpik sporcuların özelliği? Bir, disiplin. İkincisi, vazgeçmemek. Üçüncüsü de başarısızlıktan korkmamak. Yenilmekten, geçilmekten, kaybetmekten korkmamak. Ve de işte pes etmemek. Şimdi dolayısıyla bugünün gençleri açısından baktığımız zaman iki tane temel handikap çıkıyor. Disiplinin olmayışının sebebi. Çocuk istemiyorsa yapmasın. Zorlu olmaz gibi çok erken yaştan özellikle de vakıf üniversitelerini finanse edebilecek olan ailelerde, hepsi için değil ama büyük çoğunlukla, burslu olanlar için söylemiyorum, ailelerde çocuk istemiyorsa yapmasın. Zorlu olmaz tarafı var ve çocuklar yokuş aşağı giderek başarılı olacaklarını zannediyorlar. Halbuki başarıya giden her yol yokuştur. Her yolda terlemek vardır, kalp çarpıntısı vardır, düşmek, kaymak, kalkıp devam etmek vardır. Peki. Şimdi buradaki problem, rehberlik servisinin burada işi görev düşüyor. Bu çocuğun hiçbir şeye ilgisi yok, merakı yok gibi gözüküyor ama acaba ya varsa da farkında değilse gibi bir dedektiflik gerekiyor. Onu çıkarabilmek değil mi? Ya ben mesela hocama burada katılmıyorum. Ben gençlere güveniyorum. Benim 10 yaşında bir kızım var. Gayet de kendi kararlarını verebiliyor. Belli kendine göre, kendi yaşıyla ilgili araştırmaları yapabiliyor ve özgüveni çok yüksek. 19 yaşında da bir oğlum var. O da şu anda istediği bölümle ilgili araştırmalarını yapıyor. Bakın biz küçükten çocuklarımızın söylediklerine kulak verirsek, çocuklarımızın istekleriyle doğru orantıda hareket etmelerinde onlara yönlendirebilirsek bence çok ama çok doğru bir geleceğe oturmuş oluruz. İpuçlarını iyi yakalayacak. Kesinlikle. Yani işte burada vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi, özel okul filan bunların hepsi birazcık farklı farklı yorumlar. Bu paydaşlarda, bu eğitim paydaşlarında herkesin öyle ya da böyle buraya bir katma değeri var. Herkesin bir şekilde birileriyle doğru orantıda fayda sağladığı noktalar var. Böyle bakarsak çok daha geniş görebiliriz. Çok basite indirgeyelim. Şu anda 7 milyon genç üniversitede okuyor. Bu kadar basit. 7 milyon insan peki burada okuyor. Peki ne kadar hemen iş bulabiliyor? Oraya gelelim. İşte asıl birlikte fayda sağlayacağımız nokta o. Üniversitelerin sektörle entegre olması. Özellikle okurken yapacağı meslekle ilgili deneyimler kazandırması gerekiyor gençlerimize. Bu da mesela bizim desteklediğimiz bir üniversitede son 6 ayında üniversitenin SGK'sını ödeyerek partner dediğimiz yapılarda staj yapmalarını sağlıyor. O mesleğe işte buradaki televizyonda da bizim en az 100'e yakın öğrencimiz sizlerle birlikte 6 ay, 1 yıl geçiriyorlar, görüyorlar sektörü. Ve özellikle kendileri seçme ve seçilmeyle doğru orantıda bir pozitif enerji yükleniyorlar. İşte son 6 ayında ya da 1 yılında biz gençleri sektöre adapte etmeliyiz. Bir de 4 yıl mı 6 yıl mı okuyacaksa müfredatları mutlaka sektörün isteklerine göre seçmemiz gerekiyor. Misal otomotiv teknolojileri bölümü okuyor çocuğumuz. Şu anda elektrikli otomobiller gündemde. Evet. Biz hala diğer taraftaki motorları anlatıyorsak burada bir problem var. Demek ki müfredatları sektörle güncellemek gerekiyor. Bakın şöyle bir gerçek var. Teknoloji gelişiyor. Teknolojiye ayak uyduran herkes bir şekilde geleceği kurgulayacak. Ama öteki türlü maalesef olmayacak. Bizler gençlerimize bu şekilde reaksiyon vermelerini sağlamalıyız. Biz güveneceğiz. Peki, bu otomotivden aklıma gelen bir soru, onu da size sorayım. Herkes üniversite mezunu olmalı mı? Yani belki de kişinin işte evet arabaya meraklı ve tekniker olabilir. Meslek okulları biraz göz ardı mı ediliyor? Şimdi meslek okullarının göz ardı edilmesinin sebeplerinden bir tanesi bir statü konusu. Şimdi üniversitelerin bu şekilde kendilerini yenilemeleri, sektörle adapte olmaları ve o sektörünle el ele ilerlemeleriyle bir şeyler değişecektir. Çünkü sonunda üniversite mezunu
ve de yapması gereken işleri beğenmeyen doğal olarak teknisyenlerden daha az maaş almak durumunda kalan. Çünkü bugün mavi yakalılar özellikle de nitelikli mavi yakalılar mühendislerden dahi yüksek maaş alabiliyorlar. Şimdi burada bir terslik olduğu aşikar ve bu terslik tek başına şunun hatası değil, zincirleme reaksiyonu gibi birçok halkanın iç içe geçmesinin sonucunda. Yani kitle övgüsü yaparak, kuşak övgüsü yaparak bir yere varamayız. İçlerinde çok zayıf yetişenleri var, hayatla mücadele etmek istemeyenleri var. Ama özellikle Anadolu'nun esnaf, çiftçi çocukları arasında, küçük memur çocukları arasında olağanüstü hayata asılan ve ne iş yaparsa yapsın başarılı olacak olanları var. Çünkü ben İstanbul'un dışına çıktığım zaman onlarla beraber oluyorum.